Muharrem İnce bugün itibariyle CHP'de iddialı biri değil ki. Ve güçlü de biri değil. Bakın Yalova'da yaptığı basın toplantısında yanında milletvekili yoktu. Oysa ki bir sene önce yanında bir kadro vardı. Ve bir sene önce daha güçlüydü. Partinin yarısına hükmediyordu. Bugün itibariyle öyle bir gücü yok. Kılıçdaroğlu ise bir sene önceye kadar çok güçlü ve parti tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü. İstanbul'u almış, Ankara'yı almış, Millet İttifakı'nı kurmuş. Dolayısıyla neden Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi tasfiye etmeye niyetlensin de buraya yeltensin? Bunun mantıklı bir izahının olduğunu hiç düşünmüyorum. Eğer bundan bir çıkar sağlayan varsa o da artık Muharrem İnce olmuş olabilir. Çünkü Muharrem İnce uğradığı mağduriyetten kaynaklı artık iddia sahibiydi. Bugün itibariyle ben o iddiasını da kaybettiğini düşünüyorum. Çünkü yanında, arkasında, önünde boy gösteren insanların tamamına yakını CHP'lilerin hiç haz etmediği, hatta muhalefetin hiç haz etmediği kişiler olunca bence o mağduriyet de aleyhine döndü. Bugün itibariyle yani hem iktidarın hem Muharrem İnce'nin hedefi olmuş olması bakımından Cumhuriyet Halk Partisi bu işte kaybeden oldu. Kısa vadede kaybeden oldu.